bildiğiniz üzere ilimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta 11 Nisan Şanlıurfa'mızın 93. Kurtuluş Yıl Dönümü. Bu münasebette ben 11 Nisan'ın tüm Şanlıurfalılara hayırlar getirmesini diliyorum. Özellikle tabii Sayın Bakanımız her Kurtuluş Yıl Dönümü'ne mutlaka katılıyordu. Ama bu yıl yurt dışında, Oslo'da olması sebebiyle bu yılki programlara iştirak edemeyecek. Ve Sayın Bakanımızın tüm Şanlıurfalılara, tüm hemşehrilerimize selamlar iletiyoruz bu münasebetle. Aynı zamanda emniyet teşkilatımızın da 168. kuruluş yıl dönümü. Bu münasebette de tüm polis teşkilatımızın bu gününü, haftasını tebrik ediyoruz. Şehitlerine Allah'tan rahmet. Diğer teşkilatımızdaki polislerimize de bir ömür boyu başarılar, mutluluklar diliyoruz. 15 gün içerisinde Şanlıurfa'mızda yine hareketli günler yaşadık. Bakanlarımızın ziyaretleri, bakan yardımcılarımızın ziyaretleri, özellikle eski bakanlarımızın ziyaretleri oldu. Bu mevsimde Şanlıurfa'mızda gerçekten çok güzel bir, yoğun bir iç yerel turist akını var. Ve yaptığımız tüm görüşmelerde de bu insanlar Şanlıurfa'mıza hayranlıklarını bildiriyorlar. İnşallah bu sayı daha da artacaktır. Bununla ilgili de çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Yine dün Bakan Yardımcımız Halil Etyemez Bey de ilimizi ziyaret etti. Burada iş güvenliği ile ilgili bir toplantıya katıldı. Yine personel iç eğitimle ilgili bir toplantıya katıldı. Bu ilimiz açısından çok önemli bunlar. Çünkü tüm iller, il müdürleri bu toplantılar sebebiyle ilimize geliyorlar. Yine eğitim alanında daha önceki toplantılarımızda belirtmiştik. Çok büyük hamleler gerçekten yapılıyor. Bu ayın 15'inde 60'a yakın okulun ihalesi inşallah yapılacak. Ve özellikle geçen haftanın önemli konularından birisi de çözüme doğru programları kapsamında Star Gazetesi yazarlarının ilimizi ziyaret etmeleridir. Bu da çözüm sürecinde, barış sürecinde çok önemli bir etki yaratmıştır. Bu süreçte şu ana kadar çok güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah biz bu sürecin güzel bir şekilde nihayetlenmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Tabii burada ilimize akil adamlar listesinde yer alan Deniz Ülke Arıboğan, Sibel Eraslan gibi isimler de geldi. Onlar da bu noktada çalışmalar yaptılar ve ziyaretlerde bulundular. Biz teşkilat olarak da çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. En son İl Danışma Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Burada milletvekillerimizin, teşkilatlarımızın katılımıyla, il koordinatörümüzün katılımıyla bu süreç zarfında biz Ankara'da il başkanların toplantısına katıldık. Yine yerel yönetimler sempozyumuna katıldık Ankara'da. Teşkilat çalışmalarımız da son sürat devam ediyor. Bu haftada Şırnak'ta
bölge il başkanları toplantımız olacak. Bu toplantılara katılacağız. Yine belediyemizin özellikle Samsat meydanında gerçekten yaptığı hem Karakoy Deresi projesi hem de Samsat Meydan projesi, bugün hatta ben inceledim de projeyi yerinden inceledim, gerçekten bu da meydan noktasında ilimize çok büyük katkılar yapacak. Bu projelerinde biliyorsunuz yıkımı ve temel atması yapıldı. İnşallah bunlar da ilimize hayırlı olur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kötü dereceler de diyoruz. Bir taraftan 312 okul yapacak, tabii kötü derece var. Çözümleriniz nedir? Milletinle ilgili şu anki mevcut kadrolaşma ile ilgili ağır eleştiriler var. 30 yıldır aynı kadrolarla yönetildiği yönünde. Bir siyasi parti, iktidar partisinin başkanı olarak bu mevcut kadronun değişim konusunda bir çalışmanız olacak mı? Tabii şu anda biliyorsunuz yeni bir Milli Eğitim Müdürümüz geldi. İnşallah biz inanıyoruz ki bu Milli Eğitim Müdürümüz kadrosunda kurduğu takdirde önemli atımlar olacaktır. Aslında bu başarının en önemli sebeplerinden birisi de işte okul dedik. Bu sene yaklaşık 300 civarında okul, yeni bir okul yapılacak. Biliyorsunuz daha önce sınıf başına düşen öğrenci sayısı belli. Sınıf başına düşen öğrenci sayısı bu sayıyla başarıyı elde etmekte zordur. Şu anda öncelikli olarak hükümetimiz, bakanımız, milletvekillerimizle birlikte bu sorunu gidermesini istiyoruz. Civarında destek yapıyor. Bu çok önemli bir rakam. Yani yaklaşık 400 milyonluk bir yatırım. 8 seneden fazla kalamayacak. Dolayısıyla burada da yapılan bu eleştirilerde bu şekilde gidermiş olacak. Tabii bu listede toplumun her kesiminde, her tabakasında insanların olması bir Türkiye mozaiğini tam oluşturması da önemlidir. Ve bu insanlar birebir sahada çalışmalar yapacaklar ve bunları, çünkü bizim bu insanlardan aldığımız izlenim bu. Ki bununla ilgili biliyorsunuz Dolmabahçe'de Sayın Başbakanımızın başkanlığında bir toplantı da yapıldı. Akil insanlarda da. Orada da bu heyetin çerçevesi çizildi. Bu bir beklentiydi. Halktan da böyle bir beklenti vardı. Şu anda genelde de böyle bir beklenti vardı. İnşallah bu inanıyoruz ki başarılı çalışmalar yapacaklar.